Yani şöyle attığımda inanın leğeni öyle bir tutuyor ki. Merhaba arkadaşlar, lezzetin üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün mutfağımda sizlere lezzetli mi lezzetli harika bir etsiz çiğ köfte tarifi vereceğim inşallah. Dışarıda yediklerinizden kat kat daha lezzetli. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Yoğurma leğenimizin içerisine 3 su bardağı esmer bulgurumuzu alıyoruz. Bulgurumuzun ölçüsü bu klasik su bardaklarıyla. Esmer bulgur kullanmamız çiğ köftede daha da iyi olacaktır. Hem lezzetinden dolayı hem de daha böyle güzel çabuk yumuşuyor. Ve zaten bütün marketlerde, aktarlarda da rahatlıkla esmer bulguru bulabilirsiniz. Ve bulgurumuzun üzerine kaynatılmış 1,5 su bardağı su dökeceğim. Döküyorum. Yarım bardak daha. Ve bulgurumu kaşıkla şöyle güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra şimdi de üzerine şöyle bir tepsi kapatıyorum ve 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum bulgurumu ve kenara alıyorum. Şimdi de bir adet et bulyonu 1 su bardağının içerisine alıyoruz ve üzerine gelecek kadar kaynamış su bırakıyorum. Arkadaşlar et bulyon çok güzel lezzet veriyor. Sevmiyorsanız da katmayabilirsiniz. Ve bunu bu şekilde çözdürüyoruz bardağın içerisinde. Bunu da kenara alıyorum. Ve yarım su bardağı isotumuz var. İsotumuzun üzerine de gelecek kadar yine kaynamış su koyuyorum. Ve onu da şöyle bir karıştırıyorum. Onu da kenara alıyorum. Şimdi 10 dakika bulgurumuzun dinlenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, dinlenen bulgurumuzu şimdi böyle elimizle şöyle bir karıştırıyoruz. Ve içerisine bir adet orta boy soğanı güzelce rendeledim. Ve leğenin içine aldım, yıkadım. Elimle böyle sıktım. Ve şimdi bulgurumun içerisine alıyorum. 4 diş de sarımsağım vardı. Böyle orta boy, çok küçük olmaması gerekiyor. Onu da güzelce rendeledim. Sarımsağımızı yıkamıyoruz, sadece rendeliyoruz. Ve onu da içerisine alıyorum. Şöyle bir elimle karıştırıyorum. Ve içerisine 2 adet küçük boy limonum vardı. Onu da temiz yıkadıktan sonra o baş kısımlarını kestim. Ve böyle bu şekilde dilimledim. İçerisine böyle kabuklarıyla birlikte alıyorum. Şimdi de çözülmüş olan et bulyonumu da döküyorum içerisine. Ve isotumu da döküyorum içerisine. Hepsini. Malzemeleri şöyle elimle bir karıştırıyorum. Ve şimdi de içerisine 3 yemek kaşığı dolusu hazır domates salçası katacağım. 2 yemek kaşığı dolusu da biber salçası katacağım arkadaşlar. Onu da böyle içerisine alıyorum. Şimdi çiğ köftemizi güzelce yoğuruyorum.
Evet arkadaşlar, 10 dakika kadar çiğ köftemi yoğurdum. Daha sonra da içinden limonlarını çıkardım, aldım. Ve şimdi de baharatlarını ekleyeceğim içerisine. 1 tatlı kaşığı dolusu pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı 7 türlü baharat, yarım tatlı kaşığı kekik, yarım tatlı kaşığı kuru nane, 2 çay kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı da yeni bahar katacağım. Eğer bu baharatların içinde sevmedikleriniz varsa katmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ama tabii ki katarsanız da çok güzel bir lezzet yakalarsınız. Şimdi bütün baharatlarımı bu şekilde döküyorum çiğ köftemin içerisine. Tuzu da 2 çay kaşığı yeterli geliyor. Çünkü baharatlarda da tuz var. Ama yine de siz tuzuna bakarsınız. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tekrar yeri alıp güzelce çiğ köftemi iyice kıvam alana kadar tekrar yoğuracağım. Çünkü lavabonun üzerinde yoğurması zor oluyor arkadaşlar. Şimdi yoğurmaya geçiyorum tekrar. Evet, çiğ köftemizi bir 15 dakika kadar daha güzelce yoğurdum. Bakın böyle macun gibi oldu. Öyle güzel tutuyor ki şu anda yağını dökmediğim halde. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı dolusu nar ekşisi döküyorum. Şimdi de içerisine böyle 1 kulplu çay bardağı dolusu zeytinyağı döküyorum. Ve tekrar böyle yoğuruyorum. Nar ekşisini ve yağını döktükten sonra bir 5 dakika kadar daha yoğurdum arkadaşlar. Yani toplamda yarım saatte çiğ köftemiz tamamen hazır. Bakın kıvamını da göstereyim size. Yani şöyle attığımda inanın leğeni öyle bir tutuyor ki. Yani son aşamada seviyorsanız eğer içerisine ince ince kıyılmış maydanoz, taze soğan doğrayabilirsiniz. Ama ben böyle tamamen hazır gibi olsun istedim. Yani çünkü bizim insanlarımız hazırı çok seviyorlar. O yüzden de gerçekten de hazırdan da daha da lezzetli. Denerseniz zaten bunu göreceksiniz. Ve şurada önemli bir aşamayı söyleyeyim. Yani yarım saat yoğurdum. Kesinlikle ama kesinlikle hiç elimi suya batırmadım. Yani şimdi yanıma bir kase, böyle küçük kase su koydum. Şimdi şekil verirken sadece elimi batıracağım. Onun dışında tamamen kattığım malzemeyle yoğurdum arkadaşlar. Şimdi elimizi hafiften böyle suya batırıyoruz. Ve çiğ köftemizden böyle bir parça alıyoruz elimize. Biraz küçük alalım ki. Böyle şekil veriyoruz. Bakın ne güzel de tutuyor. Yani hatta böyle göstereyim de. Hem de çok lezzetli dediğim gibi. Ve böyle elimizle sıkıyoruz. Kıvırcıkla, maydanozla, böyle bir de rokayla muhteşem bir lezzet. Tabağınızı dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi ben çiğ köftemi şekillerini vereceğim. Ve daha sonra da bitireceğiz. Evet arkadaşlar, çiğ köftelerimin şekillerini verdim, bitti.
Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çünkü lokum gibi bir çiğ köfte, dediğim gibi hazırdan da kat kat lezzetli. Denerseniz mutlaka ama mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.